tabaklarla yani suyu tamamıyla kaldırıp varsayarsak burada büyük bir şehir vardı. Birazdan yeni tarihimize doğru yolculuk yaparken bu bilgiyi de ön bilgi olarak saklamanızı belirtmenizi rica ederim. Paşa konağıdır. Supi Paşa konağıdır burası. Biliyorsunuz Adana jeopolitik konumu itibariyle Hatay'a yakın olması hasebiyle ve Atatürk'ün de Hatay'a milli bir vatan, milli bir mesele gözüyle baktığı için Hatay'ın ana vatana katılması noktasında çok büyük gayretleri olmuştur. Binada İngilizce gibi kültür vardır. Yaklaşık 140 yıllık bir tarih vardır. 140 yıllık bir tarih vardır. Adana Büyükşehir Belediyesi destekledi, kamulaştırdı. Sinemayı insanlardan uzaklaştırmak için sahneye kurduk. Projeksiyon cihazı kurduk, mahalle mahalle gezdik. Bu ambiyansı yaratmaya çalıştık. Bu Seyhan Meyrik'in bir yatağa sahip. Bakın şu karşı arabaların geldiği yerden karşıya kadar geniş bir yatakta gidiyor. 1999'da toprakla doldurulduktan sonra yedi kenarda toprak altında kaldı. Yani 2000 yıllık bir köprüden bahsediyoruz. İnsanlığın doğduğu tarihlerde diyelim, çok da geriye gitmeyelim ama gördüğümüz gölün altında bir medeniyet yatıyor. Yani bu göl olmasa o medeniyetin kalıntılarını göreceğiz. Orada hiçbir şey yaşanmamışsa bile geziyoruz yani. Biraz sonra daha tarih yerleri gezeceğiz ama bilmenizi isterim ki bu gölün altında bir medeniyet yatıyor arkadaşlar. Görün mü herkes?